Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü öğretmenlerin merkez atama ve yer değiştirme esaslarının anlatıldığı, özlük haklarının hatırlatıldığı bir seminer düzenledi. Bu seminere Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliği yaptı. Sitelerde bulunan bir otelde gerçekleştirilen seminere 81 ilin insan kaynakları yönetiminden sorumlu il yöneticileri ve şefleri katıldı. Seminerin açılış konuşmasını Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç yaptı. Kırbaç, Muğla ilinin Türkiye'nin misafir odası konumunda olduğunu söyleyerek başladı sözlerine. 3 milyon 500 bin yabancı turisti ağırlayan Muğla'mız elbette ki turizm önemli bir, ilimiz için önemli bir sektör. Sosyoekonomik gelişmişlik oranı Türkiye ortalamasının çok üstünde olan ilimiz için çok önemli bir istihdam alanı elbette. Kaldı ki bütün ülkemizden istihdam olmak için ilimize gelen bu manada insanımız da mevcut elbette. Ama sadece bununla kalmıyor, çok yaygın o coğrafyasında %30 ormanlar dışında kalan bölgede aynı zamanda işte yerüstü ve yeraltı diğer zenginlikleri de var Muğla'mızın. Kırbaç, Muğla ili genelinde bulunan 729 okulumuzda bulunan 148.840 öğrencimize, 10.034 yönetici ve öğretmenimizle eğitim verme gayretindeyiz dedi. Ben şahsım ve bütün meslektaşlarım, mesai arkadaşlarım adına sizleri, misafirlerimizi, başta Sayın Genel Müdürümüz olmak üzere Muğla'mızda görmekten, misafir etmekten son derece onur duyduk, mutlu olduk. İnşallah bu güzel tesisler, bu ve bunun benzeri tesislerimizde, bundan sonra da bakanlığımızın tertip edeceği benzeri toplantılarda, benzeri çalışmalarda da sizleri aramızda görmekten mutluluğumuzu artıracağımıza dair düşüncemizi ifade ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı olarak Marmaris'te hiç seminerimiz olmamıştı. Bu ilk seminerimiz. Aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz seminerimizde memnuniyetsizlik oluşmuştu dedi. Önümüzdeki yaz ciddi bir yine bir süreçten geçeceğiz inşallah. Bizim size söyleyeceklerimiz var. Sizden dinleyeceklerimiz var. Bu 5 günlük seminerimiz bittiği zaman hiçbirimizin kafasında böyle çok ciddi soru işaretleri kalacağını zannetmiyorum. Çok verimli bir seminer olmasını temenni ediyorum. Seminer öncesinde son olarak Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel de bir konuşma yaptı. Yüksel konuşmasında, günlerdir Marmaris'imize yağmur yağıyor. Sizlere ilçemize güneşi getirdiniz. Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz dedi. Yüksel ayrıca konuşmasının devamında eğitimin öneminden de bahsetti. Sizler bugün Marmaris'e güneşi getirdiniz. Bu bakımdan şanslısınız da. Değerli konuklar, her zaman bir olumsuzluk veya herhangi bir konu olduğunda ilk söylediğimiz söz önce eğitim diye başlarız. Evet, bu gerçekten en doğru ifadedir. Ülkemizin en önemli sorunu, sorun değil ama ihtiyacı veya verilmesi gereken hizmeti eğitimdir. O nedenle de görevlerimizde her zaman için eğitime, eğitim camiamıza ayrı bir önem, ayrı bir itina gösterdik. Nasıl ki öğretmenlerimiz bir ifade vardır, eğitim ordusu ifadesi. Öğretmenlerimiz bu eğitim ordusunun neferleri ise sizler de karargahın değerli destekçileri, değerli takipçilerisiniz. Umarım bu seminer sizler için de çok yararlı olacaktır.